Vakit. Vakitte geleceğiz. Evet. İsterseniz ondan başlayalım. Bu ara cevap vereceğiz. Fıtı olan, yüksek santiyonu, çölyak olan hastalar nasıl yaşayacaklar? Kainat eczanesinde bunlar için çok önemli şeyler var. MS'e gireceğiz ama hepatit. Dün yine oteldeyiz. Bakın hastalıklar niye geliyor? Efendim bir kere hasta olmayın. Olmama gayretimiz var bizim. Bakın. Sen gidip havuzlar diyorum. Dün şimdi hasta. Yağdı bütün ülkeden. Koral Termal'e geldiler. Kocaman bir kadın. 120 kilo. Benim dedi ödemlerim var. Ne yapacağım dedi. Şekerim var. Bir geçelim hocam. Şu şekerim var. Tansiyonum var. Şeker, tansiyonum var. Sayıyor kadın. Yürüyemiyorum. Dizim ağrıyor. Hanım dedim falan. Bunları dedim sen nasıl oldun dedim. Vallahi bilmiyorum halsizdim, döküktüm, yıkıktım. Sabahları sopa yemiş gibi kalkardım. Bakın bu mesajları niye veriyorum? Şimdi düşünün. Dinimiz diyor ki yetefekkerûn, hiç düşünmez misiniz? Allah Allah, ya bende de öyle oluyor hocam. Yani şimdi düşünün böyle. Sonra dedi ki böyle oldum. İşte 14 yıldır ilaç kullanıyorum, artık sınırda her şeyim bitti, buraya geldim. Başka dedim bir şeyim var mı? Ha bir de dedi hepatit C'm varmış dedi. Evet, ne zamandır dedi? Hanım dedim sen dizini mizini ağrılarını bırak. Hepatit C. Açın internetten, Google'dan girin. Devletimiz kanallarında Sağlık Bakanlığı öldürür diyor. Bakın nedir bu? Şimdi ne yapıyorsunuz? İşte karaciğer rahatsızlığı. Karaciğer rahatsızlığının ilacı beden temizliği, anlatacağız. Şimdi karaciğeriniz bozulduğu zaman, bütün bu suallerin cevabını da veriyorum. Kanınız bozulur. Kanınız bozuldu mu ne olur? Dizinizde ağrılar başlar. Prostatınız, rahim kanseriniz, mide kanseriniz, akciğer, karaciğer, migreniniz, dökük, yıkık, halsiz, bunlar bir sonuçtur Nur Hanım. Bakın. Şimdi tabii hekimler bir sonuca bakıyor. Ortopedi dizim ağrıyor, dize bakıyor. Baş başa bakıyor migrene. Burada değil ki bunun neticesi. Herkes bir yeriyle ilgileniyor. Biz geneliyle ilgileniyoruz. Metabolizmayı düzelteceğiz. Onun için hepatit C'si bilmeyen birisi, B'sini bilmeyen biri, bakın bunun emareleri var sitelerimizde. Girin, orada görüyorsunuz. Yüzünüz bembeyaz, sapsarı olursunuz, dökülürsünüz. Sabahları sopa yemiş gibi kalkarsınız. Gaydanızın rengi değişir. Bakın, halsiz olursunuz. Pek çok işaretleri var bunun. Bunun gibi sivilceleriniz çıkar, hastalıklar başlar vesaire, söylediği gibi işte çölyak olursunuz. Yani şimdi bunun sebebi ne? Karaciğer metabolizmanızı çalıştırmazsa, safranı salgı yapmazsa kalın bağırsağınız çalışmaz ki. Karın bağırsağınızdan atamazsanız bunları, peki, sıkıntı başlamıştır. Ne yapacaklar hocam? Evet. Kalın bağırsağın çalışması için? İşte kalın bağırsak, basurum var dedi. Evet. Bunu söylüyoruz. Tabi beden temizliği bir, altını çiziyoruz ama hemen ne yapılacak, ne var? İşte söylediğim gibi kayısıdır, incirdir, bakın zeytinyağıdır. Bunları evinizden eksik etmeyin. Akşamları çay içerken şeker kullanmayın. Kayısı ve inciri alın. Bakın bunları suyun içine koyun. Suda şişsin bunlar, onun suyunu için. Kurularıyla da çayınızı tatlandırıcı olarak yiyin. Hurma da aynı işi yapar. Pahalı şeyleri demiyoruz. Bizim farkımız ne? Hemen pazardan pahalı olmayan, ben size öyle aromatik bitkiler var ki, ama onu getireceksin Çin'den buraya. Kimden geldi? Radyasyonu var mı? İçinde madde var mı? Etken madde ne zaman toplandı? Nasıl kurutuldu? Bilmiyoruz ama incir belli. O da kükürtlüsünü almayacaksınız. Kayısı yine kükürtlü değil, gün kurusunu alıp bunu yapın. 5 gün, 7 gün için. İncirin kükürtlüsü nasıl oluyor hocam? Efendim incirler var ya üstü bembeyazsa, biliniz ki onlar kükürtte oldurulmuştur. Almayın bunları da. Söylüyorum, bunların oranları vardır tabii. Kanuni. Bakanlık onay veriyor ama üstündeki tozlar var. Kayısıyı ayırmak kolay. Hani böyle kıpkırmızı kayısılar var. Belli bir oranı var, kükürt oranı. Onu geçmiş olabilir. Ne lüzum var? Gün kurusu alalım. Evet. Bunu yapalım. Bir de zeytinyağı, sabahları birer kaşık yatmadan zeytinyağı içsinler. Basurum dedi. Bakın basurun çözümü yok. Hemen basurum vardı, ameliyat oldum, yüzü gülmüyor artık. Ondan sonra tutamıyor. Kalın bağırsağı tutamıyor, rahatsızlıklar, psikolojik. Şu söylediğimi yapın, her gecede bir pamuğa saf zeytinyağı, sızma zeytinyağına batırın, gece makatın arasına koyun.
7 gün devam edin. 3. gün bağırsığınız geri gidiyor mu? Bakın hayatınız değişiyor mu? Şimdi bunların bir yan etkisi mi var? Yıllarca. İşi bilmek lazım. Ya ne olabilir? Öğrenmek lazım. Okumak lazım. O yuttukları hapların yan etkileriyle nasıl açıklayabilecekler acaba? Efendim biz hekim değiliz. Onu bilemiyoruz. Evet. Biz sadece cevizi, inciri öğrendik. Ben Amerika'da bitkilerle ilgili gen teknolojisinde çalıştım. Kitabın gayet güzel. Evet. Nereden olacağına varana kadar her türlü açıklaması geliyor. Kitap evlerinde saydık zaten. Ciddi kitap evlerinin hepsinde sevgili hocam ben orada kaldım. Ben şimdi sanki biri benim elimi cebime sokmuş. Size yapılan çünkü saygısızlık. Size yapılan hırsızlık bu meyve yapılmıştı. Evet. Bunun bedelini çok ağır derler. Yani bize gelirler mutlaka. Biz o paraları geri alırız onlardan. Alo. 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 Hoş geldiniz. Alo. Hoş geldiniz. Hoş buyurun. Bulduk. Hoş bulduk Nur Hanım. Buyurun Ahmet Bey. Başarılı yayınlar diliyorum. Hocam Ahmet Çam'dan Tekirdağ. Size de merhaba diyorum. Merhaba Ahmet Bey. Evet. Programımıza katılmak istedim. Size 3 aylık gecikmiş bir teşekkür borcum var. Bunu da milletimizin huzurunda yapayım isterim. Estağfurullah. Estağfurullah. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Hocam malum, şeker hastalığım vardı. Trigliserit. Siz kampa mı katılmıştınız?